Merhaba sevgili arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir inceleme videosu ile yine birlikteyiz. Bu videomuzda BİM'de satışa sunulmuş olan grafik tableti inceleyeceğiz. Ocak 2021 tarihi itibariyle BİM'de satışa sunuldu bu grafik tablet. Katalogdan da görebilirsiniz. Gayet cazip bir fiyatı var. 229 liralık bir fiyat. Ben bu sabah itibariyle satın aldım. Yalnız grafik tablet ile birlikte SteelSeries kulaklığı da satın alacaktım ama maalesef yoğunluktan dolayı kapış kapış alan alana olduğu için alamadım. En azından sadece grafik tableti aldım. Grafik tableti ben tasarım için ve 3 boyutlu tasarım için tercih ettim. Aynı zamanda online derslerinizde de kullanabilirsiniz. Ben kutunun içeriğini açtım. İçindekiler ne olduğunu teyit etmek için. Şöyle bir gösterelim grafik tablet isterseniz. Görüyorsunuz şöyle, umarım net gözüküyordur. Şöyle ön tarafı, şurası çizim alanı. Zaten bunu biraz sonra ayrıntılı olarak göstereceğim. Şurada da arka tasarımı, kırmızı renkli bir tasarımı var. Gayet hoş gözüküyor. Şöyle de şurada da kalemi görüyorsunuz. Şurada da tuşlar görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bu tuşlar fonksiyonel. Herhangi bir işlev atayabilirsiniz. Şöyle kutusunu da gösterelim isterseniz. Grafik tabletin adı Starcom sevgili arkadaşlar. Şöyle, hatta şurada modeli yazıyor. İsterseniz bir okuyayım. Şöyle önce bir kutuyu gösterelim. Gayet sade bir kutusu var. Şurada da teknik özellikler yazıyor. Bunları biraz sonra ayrıntılı olarak inceleyeceğim. Grafik tabletin modeli GC422 olarak geçiyor. Starcom grafik tablet. Şöyle grafik tabletimizin isterseniz kutu içeriğine bakalım. Ben zaten kutuyu daha önceden açmıştım. İçindekilerini teyit etmek için. Şöyle kutuyu açıyorum. İçindeki çıkan aparatları ve kabloları göstermek istiyorum. Bu kablolu bağlantı için kullanacağımız USB kablosu. Şuradaki aparat ise kablosuz bağlantı kurmanız için bilgisayarda takacağınız USB algılayıcısı. Hem telefonda hem bilgisayarda kullanabiliriz. Aynı zamanda 2.4G bağlantısını destekliyor. Telefondan şöyle bir şey gerekiyor aynı zamanda. Bluetooth bağlantısı için ayrı bir uygulama indirmeniz gerekiyor. Şurada da 3 tane yedek kalem başlığı, yani kalem uçlarını görüyorsunuz. Bir de şu neyse tam çözemedim herhalde, kabloları birleştirmek için. Umarım net gözüküyordur. Şöyle kalem uçlarını da görüyorsunuzdur. 3 tane yedek kalem ucu çıkıyor. Şurada da garanti belgesi çıkıyor. Şunda da grafik tablet kullanma kılavuzu, ayrıntılı olarak tabletin kurulumu falan, işte hem kablolu kurulumu hem kablosuz kurulumu, tüm ayrıntıları falan var. Driver falan da kuracaksınız. Tüm özelliklerine erişmek istiyorsanız tabletin driver kurmanız gerekiyor. Aynı zamanda tak çalıştır yapabilirsiniz ama tüm özelliklerini kullanamazsınız. Bu kurulumları zaten biraz sonra bilgisayar üzerinden ayrıntılı olarak göstereceğim sizlere. Şöyle kılanım kılavuzuna bakabiliriz takıldığımız bir yer olursa. Bunun dışında kutuda başka bir şey yok. Zaten hepsine değindim. Şöyle kutunun arka yüzeyinde yazan teknik özellikleri okumak istiyorum. Hem Android hem iPhone işletim sisteminde kullanabilirsiniz ya da Mac'te de kullanabilirsiniz. Telefonda ve bilgisayarda kullanabilirsiniz. Kablolu veya kablosuz bağlantı sağlayabilirsiniz. Şöyle arka kısımdaki teknik özellikleri okumak istiyorum. Basınç özellikle dijital kalem diyor. Şöyle kalemi bir gösterelim isterseniz. Şöyle kalem tutma yüzeyi de var zaten, görüyorsunuz. Şöyle kalemi çıkardım ben. Kalemimiz üzerinde umarım gözüküyordur. İki tane tuş var. Bunlara herhangi bir fonksiyon atayabilirsiniz. Şurada bir delik görüyorsunuz. Bu delik şarj edildiğinin bildirimi sevgili arkadaşlar. Işık yanıyor eğer şarj edilirse. Şarjı da şuradan yapabilirsiniz. Mikro USB girişi var. Şuraya çıkıyor mu? Evet. Şurada görüyorsunuz mikro USB girişi var. Buradan kalemi şarj edebilirsiniz. Kalem şöyle her açıdan algılıyor. Fonksiyonel bir kalem. Kalemin ucunu görüyorsunuz zaten. 3 tane de yedek uçla birlikte geliyor. Onu göstermiştim. Basınç özellikle dijital kalem diyor. Bağlantımız zaten Bluetooth ve 2.4G wireless bağlantısını destekliyor. 600 mAh dahili pil var grafik tablette. 5 watt güç girişi diyor. 25 saate kadar kullanım diyor. Şimdi çalışma yüzeyi ve çizim alanını göstereceğim. Tablet boyutu 208x148x12 mm yazıyor burada. Kalem boyutu da zaten önemli değil. 138x12 mm. Şimdi tablet üzerine şöyle bir göstermek istiyorum.
Şu noktaların olduğu alan sevgili arkadaşlar umarım gözüküyordur kameradan dolayı. Şöyle de hatta göstereyim. Çizim alanı biraz sınırlı görüyorsunuz. Sadece şu alanı kullanabiliyorsunuz. Şu alanda çizim yapabilirsiniz. Şöyle kalem zaten şöyle uzaktan da algılıyor herhalde. Bunu zaten biraz sonra göreceğiz. Şura sanırım içinde pil var. Şurada herhangi bir işlem yapamaz. Burayı tanımaz herhalde. Yani çizim alanı şu kadar arkadaşlar. 8 inç dediğine bakmayın. Sınırlı bir alan. Bir Wacom kadar olmaz tabii bu grafik tablet. Şunu da söyleyeyim. Wacom bu işin piri arkadaşlar. Profesyonellik istiyorsanız Wacom alacaksınız. Ama yeni başladıysanız, profesyonel değilseniz bu sizin işinizi görür zaten. Fazla bir beklentiniz yoksa profesyonel değilseniz aynı zamanda uzaktan eğitim için de kullanabilirsiniz. Bunlara da değindim. Zaten şöyle arka tasarımda göstermiştim. Çizim alanı 8 inç değil yani bunu söyleyeyim tekrardan. Zaten şurada çizim alanı 134x89 mm çizim çalışma yüzeyi diyor. 8 inçten az bir değer. Wacom'un Small ile Medium modeli arasındaki bir değer çizim alanı. Grafik tabletin teknik özelliklerini ve kutu açılışını sizlere gösterdim. Elimden geldiği kadar, dilim döndüğü kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bu inceleme aynı zamanda YouTube'da başka bir incelemesi yok sanırım bu grafik tablet incelemesi. O yüzden sizler için de faydalı olacağını düşünüyorum. İsterseniz grafik tableti nasıl kuracağız, nasıl bağlantısını yapacağız onlara değinelim. Grafik tableti isterseniz kablolu veya kablosuz olarak şu USB yoluyla bağlayabilirsiniz. Telefona da bağlayabilirsiniz Bluetooth aracılığıyla bunu da söyleyeyim. Aynı zamanda telefonda da kullanmak isterseniz telefonda bir uygulama var. Kullanım kılavuzunda yazıyor. O uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Şöyle bir olay da var. Eğer kablolu bağladıysanız şu tuşa bastığınızda şöyle umarım gözüküyordur. Şu en orta tuşa bastığınızda 3 saniye basılı tutun. Tableti açabilirsiniz. Eğer kablosuz bağladığınızda şu iki tuşa basılı tutmanız gerekiyor 3 saniye. Bunları da söylemek istedim. İsterseniz bağlantılara geçelim şimdi ve sonra da kurulum aşamalarına geçelim. Driver kurulumuna. Kurulum aşamalarına geçelim. İlk olarak bağlantı aşamasına değinmek istiyorum. Ben bu aşamada çok sorun yaşadım sevgili arkadaşlar. Hem kablolu bağlantı için hem kablosuz bağlantı için şu aparatı kullanıyoruz. Kablosuz bağlantı için USB'yi. İki USB'yi de taktım. Kablosuz bağlantı için kablolu bağlantı için de şu USB'yi taktım. Ama şöyle bir sorun oldu. Benim kasamdan mı neyse USB port girişlerimi algılamadı. Görüyorsunuz. Micro USB bağlantısı kablolu bağlantı için ince ucunu buraya takabilirsiniz. Bu da normal kasaya takacağınız uç. Eğer sorun yaşarsanız ön panele ve arka panele anakartınızın USB bağlantıları arasına takın. Herhalde bunun driver'ını kurarak bu sorunu çözebileceğiz. Kablosuz bağlantı için de aynı şekilde. Öncelikle şu tableti 3 saniye basılı tutuyorum, çalıştırıyorum. Şu an yeşil ışık yandı arkadaşlar. Belirgin olarak yandı ama geri belirginliği azaldı ama halen yeşil ışık yanık olarak gözüküyor. Yani normalde belirgin yanması gerekiyor diye tahmin ediyorum da. Neyse kablosuz bağlantı için tekrar deneyeceğim. Şöyle basılı tutuyorum 3 saniye. Gördüğünüz üzere kırmızıya geçti sonra yeşile geçti. Şimdi de bunu kasadaki arka porta takacağım bu sefer. Bakalım bu sefer de sorun olacak mı? Eğer gene sorun olursa sürücüsünü kuracağım sizlerin huzurunda da. Şu an arka panele taktım arkadaşlar ama halen görmedi. Bakın tablete şöyle 3 saniye basılı tutuyorum gene. Bakın kırmızı ışık yanıyor geri yeşile çekiyor. Şunu da yapıyorum. Şu an kapattım. Bakın tekrar açıyorum. 1, 2, 3. Yeşil ışık yandı. Belirginliği geri azaldı. Şimdi sorunu şöyle çözeceğiz. İki türlü de denedim. Arka panelde de ön panelde de hem kablolu hem kablosuz. USB'lerde mi sorun var? Neyse herhalde sürücüyü yani driver'ı kurmamız gerekiyor. Driver da şurada arkadaşlar. Buradan linkini vereceğim size zaten eğer tablet olanlar varsa. Şuradan Windows için indirebiliriz. Şöyle masa üstüne kaydedelim. Aslında driver olmadan tak çalıştır olarak kurmamız lazım ama neyde sorun varsa çözemedim. USB'lerle alakalı bir sorun var. Ya da kullanma kılavuzunu adam akıllı okumadım. Herhalde ondan da olabilir. Bunu indirdi. Bunu bir açalım. Evet. Bunları kapatayım.
Next. Evet, masaüstüne oluştur. Install. Bakın şu an aygıt yazılımı yüklemek ister misiniz? Bir yükle diyelim. Bilgisayarı yeniden başlatalım. Hayır. Herhalde gerekir mi bilmiyorum. Eğer gerekirse başlatabiliriz. Uzun uğraşlar sonucunda grafik tablet yazılımını çalıştırabildim arkadaşlar. Bilgisayarı yeniden başlattım. Sürücüyü kurduktan sonra aygıt yöneticisinden devre dışı bıraktım. Eğer sizde de görmüyorsa uyumsuz bir şeyler vardır. Arka portlara bağlamak yerine ön portlara da bağlamayı deneyin. USB'leri takın çıkarın. Ben şu an kablosuz USB algılayıcı olarak bağladım. Sonra da normal kabloya geçerim. Onda da aynı mantık. Sonunda yazılımı çalıştırabildik. Şöyle isterseniz hatta aygıt yöneticisinden de göstereyim. Şuradan eğer şurada bir sorun varsa zaten USB bileşik aygıt olarak görüp onu kaldırın. Buradan sorumlu aygıtları zaten görürsünüz. Buradan tararsınız zaten. O USB aparatını ön panele bağlayın sorun yaşarsanız. Sonunda çalıştırabildim. Tabletimizin arayüzüne bakalım şimdi. Buradan görüyorsunuz birkaç bir şey var. Şuradan tuşları atayabilirim. Mesela şu tuşa ne diyelim? Ctrl-P diyelim. Yazdırma komutunu girelim. Şuna Windows ne yapalım? Y yapalım. Bunlar rastgele yapıyorum. Şu zaten tab tuşu. Neyse o kalsın. Alt ne diyelim? Alt Y diyelim. Bunları rastgele atıyorum ben şimdilik. Shift hatta 7 diyelim. Neyse önemli değil. Buradan Ctrl Shift herhangi birini seçebilirsiniz. OK dedim. Şimdi şurada kalemin ayarlarını görüyorsunuz. Hassasiyetini falan, kalibrasyonunu falan ayarlayabilirsiniz. Bunların ayrıntısına çok girmeyeceğim. Çünkü gerek yok. Zaten varsayılan ayarlar da hepsi. Şuradan mouse görevi, kalem görevi falan bunları seçebilirsiniz. Bu ayarları çok karıştırmıyorum dediğim gibi. Buradaki iki tuşun hangi tuşa atayacağınızı gösteren şeyler var. Burada da right button demiş. Sağ tıklama. Şuna da E demiş. Neyse. Şuradan da çalışma alanı görüyorsunuz zaten. Kalemin algıladığı alan ve şuradaki çalışma alanı. Buradaki ayarları da çok karıştırmayın. Şunu full araya yapayım. Bunları ayarlamayın. Kıvrımlarını falan ayarlıyor herhalde. Buraları çok bilgim yok. Kullanım kılavuzunda zaten bunların hepsinin ayarı var. Şuna full ekran demiş. Neyse buraları karıştırmayın. Şuraya basarsak çevirebiliyoruz. Ne yapalım? Çevirebiliyormuş bak bunu. Şu kısımda da hakkında kısmını görüyorsunuz. Grafik tabletin sürücü versiyonu, driver versiyonu yani ayarları falan sıfırlayabilirsiniz. Ayarların çıktısını ve girdisini falan alabilirsiniz. Her neyse buraya apply diyorum. Şimdi isterseniz grafik tableti kullanmaya başlayalım. Grafik tableti şu an kullanmaya başlıyorum. Bakın şöyle gidiyorum. Umarım gözüküyordur kameradan dolayı. Şu sınırları geçmiyor. Bakın mesela şöyle etrafını dolandırabiliyorum. Şu tuşları da atadım zaten. Herhangi bir şeye. Şöyle çalışma alanını görüyorsunuz. En uca gittim. Şöyle görüyorsunuz. Biraz uzağında olursa algılamıyor. Şöyle yakınında olsun. Hatta şöyle de bastırmama da gerek yok. Görüyorsunuz zaten kameradan. Şu nokta sınırlarını geçirirsem algılamıyor. Mesela şurasını algılamıyor. Görüyorsunuz. Ama şöyle yapınca algılıyor. Elimde biraz alışık olmadığı için biraz bu zaman alacak elimle alışması. Şöyle. Mesela sağ tık yapayım. Yalnız şöyle yakında mı yapıyorum? Ha şu an oldu. Bakın şuna basınca oldu. Sağ tık görevi görüyor mouse'un. Böyle yenile diyeyim. Bak şöyle mesela yapınca basıyor. Görüyorsunuz. Şöyle mesela ne yapalım? Paint uygulamasını açalım ilk olarak. Diğer programları falan da tanımlamadım da. Mesela Photoshop da olabilir aslında. Illustrator da olabilir ama Paint açacağım. Mesela görüyorsunuz. Elim gerçekten hiç alışık değil grafik tablete. Evet şu an oldu. Bakın mesela bunun gerçekten
Elimin alışması gerçekten biraz zaman alacak. Canlı derslerinizde falan uzaktan eğitimde çok işinize yarar. Öğrencilere falan ders anlatırken geometrik şekiller falan çizerken. Her neyse Paint böyleydi. Buradan bir çıkalım. Evet elim harbiden hiç alışık değil. Kusura bakmayın, özür diliyorum. Çok amatör olduğum belli oluyor. Kamera da zaten görüyor. Buraları gerçi söyledim de tekrar söyleyeceğim yerler olabilir. Mesela şu kalem kısmında. Bakın mesela şuradan buradaki ayarlamaları yaptım zaten. Böyle bir yere bastıracağım. Herhangi bir yere. Görüyorsunuz çubuk en sona doğru gitti. Basınç ayarı var. Basınç hassasiyeti var. Yani kalemimiz özel bir kalem. Basınç ayarlı bir kalem. Zaten kalemimizdeki şuradaki tuşları atadım. Şuradaki şey şarj ışığı sevgili arkadaşlar. Buradan da kalem uçlarını değiştirebiliriz zaten. Şurada da micro USB girişimiz var kalemi şarj etmek için. Kalemin tek kötü yanı şarj edilebilir olması. Şarj etmeniz gerekiyor belli bir müddet sonra. Eğer gerçekten bağlantıda sorun yaşarsanız ilk başta şu 3 saniye şuraya basılı tutun, açın. Sonra şuraya kablosuz bağlantıyı devreye sokmak için 3 saniye basılı tutun, kırmızı ışık yanacak. Bir de eğer şöyle bir sorun yaşarsanız, onu hiç bahsetmemiştim. Mesela tableti kapatın. Şurada reset şeyi görüyorsunuz. Reset'e biraz şöyle ince iğne gibi bir şeyle, mesela şu kalem olabilir. Kalemle şöyle ucuna basılı tutun. Biraz eğer algılamazsa, temas etmezse USB, ondan da kaynaklı olabilir. Reset tuşuna basın. Ben öyle çözdüm herhalde. Driver'ını falan da kurdum. Aygıt yöneticisine falan driver'ı da tekrar kaldırdım falan filan derken kablosuz bir şekilde bağladım. En nihayetinde çalıştırabildim. Şimdi bir de Windows'un grafik tablet için kullanacağımız bir uygulaması var. Onu da göstermek istiyorum. Windows W tuşuna basıyorum. Görmüş olduğunuz üzere whiteboard. Buradan bakın olmadı. Bunu açayım. Hiç açmamışım. Demek ki daha önce kabul et dedim. Buradan kullanmaya başlayalım. Bak hiç ayar yapmamışım var ya. Şu an başladık. Bakın şuradan mesela ne diyelim? Böyle Windows'un kendi uygulaması bu. Şöyle renkli kalem, evet. Necdet vermiş. Ha, gerek yok. Bu. Bakalım silgi olacak mı? Yok, böyle olmuyor. Normal kalem gibi düşündüm de değil. Tabii. Buradan şey yapabilirsiniz işte. Bu şeyi de kapatalım. Burada başka bahsetmediğim ne kaldı? Bu kısmın tuşların atamasını biraz önce yapmıştım ama tuşlara basmamıştım. İsterseniz onları da göstereyim. Çok gerekli olmadığı için göstermek istemedim aslında. Neyse tekrar gösterme gereği duydum. Rastgele tuşlar atamıştım bunlara zaten. O yüzden şu an kamerayı devre dışı bıraktım. Görmenize gerek yok tableti. İlk olarak en üstteki tuşa basayım. Windows P tuşunu ayarlamışım. Yazdırma şeyi çıktı ya da yansıtma şeyi. Bunları hanginize uygun kısa yol varsa tuşları atayabilirsiniz. Fonksiyonelliğini kendiniz belirleyin yani. Mesela şuna bastığımda Ctrl+Y kısa yolu yapmışım. Şu alt 6'ymış. Şu ortadaki tuşa bastığımda Tab tuşu işlevini görüyor. Şu da alt 6. Şu da Shift 7. Hatta şöyle tek tek göstereyim. Görüyorsunuz zaten. Bunlar çok da önemli değil arkadaşlar. Bunları ayarlayabilirsiniz. Şu tuşları atadım. Şurada zaten çalışma alanı. Şuradaki şeyi özelleştirebilirsiniz. Haritayı. Buradan çevirebilirsiniz falan. Bunlara bakın eğer grafik tablet varsa sizde. Buradan çıkalım. Bunun dışında bahsedeceğim fazla bir şey kalmadı arkadaşlar. Photoshop ve Illustrator da kullanacağım. 3 boyutlu uygulamalar falan, SketchUp falan. Onlarda da kullanacağım. Blender falan da öğrenmeye başladım. Eğer onda da kullanabilirsem kalemi. Photoshop'u ve Illustrator'u açmaya gerek
Duymadım. Zaten gerek yok. Paint'ten ve Windows'un uygulamasından gösterdik. Videoyu da yavaş yavaş bitirmek istiyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Lütfen YouTube kanalıma abone olun ve videoyu beğenin. Desteklerinizi bekliyorum. Şuradaki sosyal ağlardan bizleri takip edebilirsiniz. Elimden geldiği kadar, dilim döndüğü kadar grafik tabletin özelliklerini, kurulumu falan anlattım. YouTube'da da fazla bir video yok bununla alakalı. Umarım faydalı olur sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.